Evet, en son bir tanım yapacaktık. Oradan devam edeyim. Aslında zaten ele aldığımız bir takım konseptlere istatistik, daha doğrusu olasılık teorisinin kendi isimlerini tanıtacağız. Yani bildiğimiz şeyler ama olasılık teorisinde onlara farklı şeyler söyleniyor. Başlayalım. Sor. Aha. Yani H1'daki veya H2'daysa tabii. H1'da etmez ama H2'da eder. Yani mesela H2'da mesela hani A şu kelime ile şu permutation equivalent iki tane farklı şey. Bunlar farklı iki kelime ama H2'da permutation equivalent. H1'da repetition'a izin verilmiyor. Yani A, B, C işte C, B, C, A, B falan gibi. Üç tane farklı set dediğin şey mi? Equivalence class olarak mı? Evet. Yok yok, hayır, olmuyor. Zaten şöyle permutation ama şöyle uzunluğu aynı olan iki kelimenin permutation equivalence'ından bahsediyoruz. Tamam mı? Yani birinde 5 harf, diğerinde 7 harf varsa onlara zaten equivalent demiyoruz hiçbir şekilde. Hı. Yani harflerin yerini bir permutation'la değiştirdiğinde diğer kelimeyi elde edebiliyorsan onlara permutation equivalent deniyor. Dolayısıyla da hani permutation olması için o iki kelimenin harf sayısının aynı olması lazım. Uzunlukları aynı olması lazım. Okay. A collection of different objects is called a population. Yani biz buna normalde set diyoruz, değil mi matematikte? Ama olasılık teorisinde hani buna aynı zamanda population deniyor. And the number of elements of a population, burada hatta finite set population is called the it's called its size. Yani size of population 50 demek 50 elemanlı bir küme demek. Başka bir şey değil. Choosing objects from a population is called a sampling. Okay. A sequence of chosen elements. A sequence of chosen elements. Is a sample and the number of elements forming a sample is called its size. Yani word'lerimizde bizim sample'lar oluyor. Sample'ın size'ı demek, word'ün length'i demek. Tamam mı? Sadece farklı isimler, başka bir şey yok.
Note that any finite population, yani population demek ki infinite olabiliyor ama finite olursa can be regarded as an alphabet. Değil mi? In this case, of course, in this case, a sample of size k is a word of length k. Demin söylediğim şey yani. Peki, yani population infinite de olabilir. Finite olduğunda ona biz zaten alfabette diyoruz. Bir tanım daha var. If in a sampling the chosen elements chosen objects pardon objects are not put back into the population bu bizim H1'a denk geliyor bir yerde değil mi? Hani alfabeden bir harfi seçiyorsunuz. Onu yerine koymuyorsunuz. Hani o seçilmiş artık. Population. Then the sampling is said to be without replacement. Yani H1 sampling without replacement'a denk geliyor. And if they are put back, then the sampling is said to be with replacement. Yani bir şey seçiyorsunuz, yani torbadan bir eleman alıyorsunuz, onu kaydediyorsunuz. Mesela işte bir top çektiniz, 3 yazıyor üstüne, 3'ü kaydediyorsunuz. Sonra onu torbaya geri atarsanız tekrar 3'ü çekme şansınız var. Dolayısıyla o işte H2 sampling'e veya Word'e denk geliyor. Sampling with replacement diyoruz. Yani yerine koyuyoruz. Ama yerine koymuyorsanız torbadan üzerinde 3 yazan topu çektiniz. Onu artık torbaya koymuyorsanız değil mi? Sampling devam ediyorsa yani başka toplar seçerseniz artık 3'ü bir daha seçme şansınız yok. Değil mi? Ona sampling without replacement diyoruz. Peki, consequently, in case every object is considered as a letter, the sampling without replacement of a finite population corresponds to forming the words in H1, değil mi? And the sampling with replacement
corresponds to forming the words of H2. Okay. Şimdi değişik sampling çeşitleri var. Onlara isimler vereceğiz. S1, S2, S3, S4 diye. Yani sanırım bunlar olasılık teorisinde önemli tanımlar. O yüzden yani kitapta da bunları kullanıyor. O yüzden ben de vereceğim. Yani biraz daha tanım yapacağız. Okay. We will consider four types of samplings. Okay. Başlayalım. A sampling of type S1 o şu. Will be a sampling without replacement in which two samples with the same size are different if they contain a certain object in different places. In other words, the order is important. Example, yani mesela şu A, B, C, E. Bu A, B, C, D sample'ından farklı. Bu A, D, C, B sample'ından da farklı. Yani burada mesela aynı harfler kullanılıyor ama order'ları farklı. O yüzden de bu sampling'ler farklı kabul ediliyor. Yani a sampling of type S1 dediğimiz zaman işte sample'lar düşünüyoruz. İki tanesinin farklı olması da bir obje seçtiğiniz obje iki Word'de farklı yerlerde duruyorsa veya birinde var birinde yoksa o zaman onlara farklı sample'lar olarak bakacağız. Peki, a sampling of type S2 ise şu olacak. Will be a sampling without again replacement. Without replacement demek her bir obje bir kere geçebilir. Değil mi? Yerine koymuyoruz. Ama şeyi farklı. Ne zaman ikisini farklı göreceğiz? O kriter farklı. In which two samples are considered to be different
If and only if. If and only if they contain the sets of objects. In other words, the order is not important. Mesela şöyle bir örnek verelim buna. A, B, C, D. A, D, C, B ile aynı şey. Ama A, B, C, D, A, B, C, F ile farklı. Without replacement olduğu için tekrar yok. Yani her harf en fazla bir kere kullanılabilir. Ama şeye aldırmıyoruz. O harf başta mı sonda mı aldırmıyoruz. İki tane kelime tabii ki aynı uzunlukta olması lazım. Çünkü bir harfi en fazla bir kere kullanıyoruz. Eğer farklı harflerden oluşuyorsa o zaman onlara farklı, yani iki kelime farklı harflerden oluşuyorsa o zaman onları farklı göreceğiz. A, B, C, D ile A, D, C, B aynı bizim için bu iki sample. Ama A, B, C, D ile A, B, C, F farklı sample'lar. Tamam mı? A sampling of type S3. Oysa şu will be a sampling with replacement. Yani bu ne demek? Bir harf, yani bir obje birden fazla defa seçilebilir. In which two samples are different. Bunlara farklı diyoruz. If and only if ne olursa they contain different objects. At a certain point. In other words, the order is important. Example gene şöyle bir örnek verelim. Mesela A A B C ile A C farklı. Neden farklı? Çünkü işte ikinci yerde, değil mi? Birinde A kullanılmış, diğerinde B kullanılmış. Kullanılan harfler ve sayıları aynı. İki tane A, bir tane B, bir tane C var. Ama şey farklı. Değil mi? Order important. Buna S3 diyoruz. Repetition'a izin veriyoruz ama order important. Son şeyimiz de şu. A sampling of type S4. O da şöyle. Will be a sampling with replacement, yine replacement, in which two samples are different, yani considered different, tabii ki tanım yapıyoruz burada, if and only if they contain a certain
Object in different quantities. The order, in other words, the order is not important. Örnek, yani bundan ne kastettiğimizi bir örnekle söylemek istersek, şu mesela A B B ile farklı, but A B C A B C A ile aynı. Yani replacement var. Ama burada mesela bir tane C kullanmışız. Burada C kullanmamışız. Değil mi? Farklı miktarda kullanılmış. Aynı şekilde tabii ki B de burada bir kere kullanılmış. Burada iki kere kullanılmış. Ama bu iki kelimeyi aynı görüyoruz. Çünkü A iki kere kullanılmış ikisinde de. B birer kere, C de birer kere kullanılmış. Bunları akılda tutmak kolay değil. Yani ben dönüp dönüp bakıyorum işin açıkçası. Yani öyle tutabilirseniz iyi tabii ki ama hani sanırım o biraz zamanla oturacak bir şey. Okay. Next, we will interpret the results of the preceding propositions using the above terminology. Elde ettiğimiz sonuçları bu sample'lar dilinde söylemeye çalışacağız. Evet, internet gene gitti sanırım. Kim? Okay. Şöyle, in a sampling of type S1 where the population is of size n, the number of samples, number of Oh. Number of samples of size n nedir? Equals şöyle yazmışız. Bu da
Buraya yazmamışım. Şuradan bakayım. Bu şeydi. Tabii ki şöyle yazayım. Faktöriyel. Değil mi? N tane harf var. Number of samples of size n. Bütün harfleri kullanarak kelimeler oluşturuyorum. Replacement yok. Yani ne demek? İşte yerine tekrar koyamıyorum. Her bir harfi bir kere kullanıyorum. Kaç değişik sıralama yapabilirsiniz? Tabii ki n faktöriyel. Bu sayıları da 1, 2, 3, 4 böyle diye şey yapacağız. Numaralandıracağız. Hani 1 dediğimiz n faktöriyle denk gelecek. Gerçekten bu değil. Okey. Buna aslında şöyle diyelim. Bir, bu n faktöriyel. İki, bu şey. N choose k. İki farklı notasyon var. Ya böyle yazıyoruz. Pardon, bu n choose k değil. N faktöriyel bölü n eksi k faktöriyel. Tabii ki n'den küçük olmak üzere. Şimdi bunun açıklaması da şu. Yani bu neye denk geliyor? Neyin sayısı? In a sampling of type S1, yani replacement yok. Where the population size is n. N tane letter var. The number of samples, word'lerin uzunluğu of size k equals 2. Yani şu sayı. Peki. Bu da bariz değil mi? Yani çünkü k tane şeyiniz var. Bir uzunluğu k olan word'leri bulacaksınız. Her bir harf bir kere kullanabilecek ve elinizde işte n tane şey var. Harf var. Buraya n değişik şey gelebilir. Harf buraya n eksi 1, n eksi 2. Şimdi buraya da n eksi k artı 1 değil mi olacak? Yani o da işte şu sayı. Bu da bu sayı. Peki, üçüncü formülümüz şu. Bu işte n choose k faktöriyel n eksi k faktöriyel kn'den yine küçük eşit olmak üzere. Bu neye denk gelecek? Bu da şu. In a sampling
in a sampling of type S2. S2 where the population is of size n, the number of samples of size k, yani uzunluğu k olan word'lere bakıyoruz. Equals bu sayı, değil mi? Sampling of type S2 dediğimizde de replacement yok. Dolayısıyla K tane şeyden pardon N tane harf olan alfabeden K elemanlı kelimeler yazıyorum. Ama sıralamanın önemi yok. Dolayısıyla da sadece seçtiğim harflerin oluşturduğu kümenin önemi var. O da and choose k. Peki şurada şöyle şeyler vermiş, örnekler. Bunları da yazayım olmazsa da. İki tane örnek var. A club with 20 members has to appoint four people Direction Committee. The number of possible committees is what? 20 choose 4, değil mi? Yani 20 kişi var. 4 kişi seçeceksiniz. Ne kadar değişik yapılabilir? Ya da the number of different poker hands. Yani bu ne demek? Five cards from an ordinary deck of 52 cards, değil mi? Is bu da 52 choose 5 olacak. Okay. Dördüncü formülümüz şu. N choose K1, K2, KI minus 1. Bu da şu demekti hatırlarsanız. N faktöriyel bölü K1 faktöriyel, K2 faktöriyel, KI faktöriyel. Öyle ki where K1 up to KI i eşittir n. Notasyonda burada i eksi 1 var. Burada i'ye kadar gidiyoruz. Çünkü hani i eksi 1 tanesini biliyorsanız sonuncusu zaten işte bunların toplamının n'den farkı. Başka bir şey değil. Bu neye denk geliyor? Bu da şu. In a sampling of type S4
Yani replacement var. Where the population is of size I, the number of different samples of size n in which the second and the last object figure K1, K2, Ki times respectively. Equals this number. Yani elimizde şey var. En elemanlı kelimeler seçeceğiz. Birinci harf K bir kere kelimede geçecek. İkinci harf K iki kere. Üçüncü harf K üç kere. Bu tip şeylerin sayısı nedir? Kelimelerin sayısı nedir? Order'da important değil. Yani harflerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Yani bu şey gibi, değil mi? Elimizde toplar var. İşte sarı toplar, kırmızı toplar, yeşil toplar. 10 tane top seçiyoruz. İşte 3 tanesi kırmızı, 3 tanesi yeşil, 4 tanesi sarı olacak şekilde. Ama şöyle, o tabii ha, o zaman şey önemli mi? Bir dakika. S4'te. Two samples are different if they contain a certain object in different places. Efendim? In a sampling of S type S4 demişiz. S4'da nasıl oluyor? They contain a certain object in different quantities. The order is not important. Şu örneği yazayım da o zaman belki daha şey olacak, açık olur. Bunun example'ı şu. The number of ways of placing four red, two white and two black
balls into eight boxes is what? 8 factorial divided by 4 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Yani order important o zaman değil mi? Order important, evet. S4 öyle miydi? Hmm, o zaman bu S3 mü oluyor? Buradan şunu S3 yapayım. Bakayım. Ben bir yanlış yazdım yoksa kitapta mı yanlış yazdım? Ama burada şimdi order'ın önemi var, değil mi? S4'te ama order önemi yok. O yüzden S4 olamaz bu. Evet. Peki. Şunu da yapayım. N1 K1, N2 K2, NI KI. Bu da şu. Yine sampling. Sampling of type S2 of a population. Nation containing N1, N2, NI different objects belonging to different categories. C1, C2, CI respectively. Where C1 up to CI is a partition of a population the number of different ways different samples in which there are K1, K2, KI objects from C1, C2, CI respectively equals 5. Yani burada ne demek?
The number of different samples in which there are yerleri önemli değil. Evet. O S2 neydi peki? Without replacement, they contain different sets of objects. Yo, işte bu S2'ye denk gelmiyor mu? Dediğim gibi biraz kafa karıştırıcı ama. Bunun örneğini de söyleyeyim. Bir tane örnek. 2 dakika.